Ben Adem Hoca. Tüm değerli öğrencilerim, arkadaşlarıma sevgiler, saygılar, hürmetler diyorum ve sanırım 99. dil bilgisi denemesiyle karşınızdayım. Bir TYT dil bilgisi denemesi çözeceğiz. Yine kısa notlar, püf noktalar biliyorsunuz bu seri çok çok önemli arkadaşlar. Lütfen sonundan başlayarak ya da baştan neyse bütün dil bilgisi denemelerini çözün. İnan bu deneme bile çok şeyi katacak size. Dil bilgisini fullleyeceksiniz seveceksiniz. Bakın sadece şu seri bile sağlam izleyin, not tutun. Sorular size çok kolay gelecek diyorum arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden arkadaşlar e, denemedeki soruları tokatlamaya başlayalım. Evet ilk sorumuz ses olaylarından hangisi gösterilemez demiş. Bu arada görüntü bazı sorularda pust olabilir ama neyse. Önemli olan arkadaşlar soruyu görüyorsunuz mu ve ne anladık ne not aldık buna bakalım. Şimdi Hocam ses olayları sadakatsizlik siz ekinde bir ses olayı olmaz amana dikkat edelim. Likli olmuş hocam. Burada e, ünsüz yumuşaması değişimi diyoruz. Affetmekte de f fazla zaten. Ünsüz türemesi diyoruz. Şiirden hiçbir şey yok. Uzaklaştıkça o 2023 MS sorusu aklıma geldi. Uzaklaştıkça dt olmuş. Hem burada setleşme var hocam. Aynı zaman ha, bir tane daha sertleşme var hocam. İki tane sertleşme var hocam. Uzaklaş tık caça olmuş. C ç d, t olmuş. O zarf fiilde. Değil mi? Ondan sonra ağlayaraktaki Y arkadaşlar kaynaştırma harfi iki ünlü arası. Hocam ünlü türemesi yok. Ünlü türemesi neydi? Az ıcık, dar acık, min icik, genç ecik. Böyle bir şey var mı? Yok hocam. Cevap Bursa dedik ve geçtik. Evet diğer sorumuz hangisinin yazımında yanlışlık vardır demiş hocam. Şöyle bakıyoruz önce kendimiz çözelim. 1 Ekim hocam doğru. Ekim ne büyük hocam yanında 1 var. İlla yıl şartı yok. 1 olsun ya da 2021 olsun. Aman ha dikkat. Brüksel lahanası bunu artık biliyorsunuz. İngiliz anahtarı, Japon gölü, Amasya elması, Van Kibit, kedisi, Maraş dondurması gibi. ilk kelimeler büyük ikinci de küçük hocam bunu artık ezberledik. Eski toprakta şey dikkat edin arkadaşlar. Çetin ceviz bunu da unutalım. TDK diyor ki bir insana hayvan, e, cansız varlık, eşya hitap edersen yani benzetirsin eski toprak, eski tüfek, çetin ceviz, sarı çiğe. Bunları ayrı yazacakmışız tamam mı? Yani her şeyin bir maddesi var. Koşu aradığımda da ayrı. Çünkü burada R geniş zaman kip arkadaşlar sadece şeye gelmiş. Nereye gelmiş arkadaşlar? Tek kelime. Şöyle deseydi mesela e, Tanrı tanımaz adam. Değer. Bak mesela şuraya yazalım. Bu çok önemli ondan dolayı. Değer bilir kız. Bak bu da sıfat değil. Aşağıdaki de sıfat değil. Fark şu. Koşar adamındaki sıfat tek kelime. Değer bilir kızdaki sıfat iki kelime. Böyle iki kelime varsa Tanrı tanımaz, karınca incitmez, çok bilmiş yani var yemez amca bunlar bu şekilde bitişik ama koşar adım doğru hocam. Yani bunlar doğru sevgili gençler. Peşin hükümlü. Yani peşin hükümlü niye bitişik? Hükümlü, peşin hükümlü, ön yargılı. Bu ayrı yazılması lazım. Bir mecazlaşma söz konusu da değil arkadaşlar. Cevap 3 dedim. Evet geldik noktalama işaretlerin sorusuna sevgili arkadaşlar. Bakalım şimdi. Ee, Pirsik e, Pirsik'e göre dünyayı politik programlar oluşturarak düzeltemezsiniz hocam. Bu bir defa yüklem hocam. Aman yüklemlere dikkat. Bunlar ancak temeldeki değerler sisteminin doğru olması işe yarar hocam. Şimdi iki tane yüklem var mı? Var. Sonra büyük hafta başlamış. Demek ki burası nokta olacak. Şimdi bir cümlede iki tane yüklem varsa herhangi bir yerde virgül yoksa buraya virgül gelecek hocam. Kesinlikle hemen ben Bursa'yı ve eledim. Tamam mı arkadaşlar. Virgülsüz bir cümleye noktalı virgül gelemez. Hocam dedik. Nokta o demiş değer demiş. Buraya kesin değil mi? Tırnak yani e, tırnak işareti gelecek. Değil mi? En sona tırnak işareti olması lazım. Hepsinde var. E, o Açlıktır ya yani, tırnağı. Dünyayı düzeltmenin yeri önce kendi yüreğimiz, kafamız, ellerimiz. Hocam bak yüreğimiz, kafamız, ellerimiz bu eş görevli. Bir eş görevli derin tam ortasına virgül getireceksin. Tamam yani bu virgül olması lazım hocam. Şu denizliydi ne yaptım? Eledim. E, A şıkkında şey yapmış. E, nokta virgül. Bakalım şimdi. Heh, Dünyayı düzeltmenin yeri önce kendi yüreğimiz, kafamız, elden ona işitir nokta. Hocam buraya nokta virgül getiremem. Bak yine aynı mantık. Değil mi? Virgülsüz olan bir yere nokta virgül gelemez yani. Zaten bunlar eş görevli hocam. Cevap Ceyhan olması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar. Dünyayı yüreğimiz, kafamız ve onlardan çıkan iştir. Buraya başka nokta virgül getir. iki yüklem olması lazım. Ya da farklı şeyler olması lazım. Burası zaten kesinlikle virgül olması lazım yüreğimiz, kafamız bu da hocam virgül olacak. Çünkü eş görevli kelimeler cevap Ceyhan dedim. Evet hangisinde yazım yanlışı vardır demiş hocam. 9 Nisan pazar gün gün kelimesi küçük yazılır hocam. Doğru. Nisan'ı pazara büyük yazmamın sebebi 9 olması. Hocam A'da bir hata yok hocam. Değil mi? buluştuk. Trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri de Talat, biri de biri bile hocam bile anlamında olduğundan ayrı. Caddeler her zaman büyük ve kesme işaretli ayrılır. Çok önemli bir şey var Talat Paşa arkadaşlar. Buradaki Paşa cadde doğduğundan küçük ve bitişik yazılır. Ama şöyle deseydim işte mahallemize Talat Paşa geldi ve çay içti. Buradaki Talat Paşa, Paşa ayrı ve büyük yazılırdı. Ama buradaki paşalık çatladı. Şey gibi Sultan Ahmet Meydanı gibi Kemal Paşa ilçesi gibi alo notalım bunlara. Kemal Paşa vali ziyarete gitti. Büyük ayrı. Kemal Paşa ilçesi küçük. Aman aman buna dikkat edelim. Konuk severek Severler her zaman bitişik demiştik. Memnun etmek ayrı hocam. 21.00 değil 21'de olacak hocam. Kızıl ve Buradaki V küçük olacak. Zaten bu çıkmış soruya benzetilmiş arkadaşlar. Değil mi? Kitabatlarındaki V ile mi, ki, yahut aman Yahuda da dikkat edin. Bunlar makalelerdeki ya da kitabatlarındaki bu şeyler bağlaşlar ya da mi eki neyse edatlar küçük yazılır. Evet geldik karma dil bilgisi sorusu. Zincirlemesini tanıması bileşik yapıda fiil sıfat fiil bağlaç devre fiil cümlesi hocam. Bildiğimi takır takır yapacağız. Önce verilenleri yapalım. Zincirlemesini tanıması neydi? Önce kapandı canlandır okulun kapısının kolu. Değil mi? Tımar sisteminin esası. Bak hocam. Tımar sisteminin esası. Geç hocam. A'yı hemen bulduk. Hemen geçtim. Birleşik yapılı fiil cümlesi. Bak 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 bak. Hocam fiil cümlesi yüklem fiil olacak. Bileşik yapılı ne? Yüklemin dışında fiilimsi, sa ki, iç iç olacak. Bunu bazı öğrenciler karıştırıyor arkadaşlar. Bakın yani bileşik cümle, bileşik yapılı cümle ve fiil cümlesi. Mesela ikiye baktığınız zaman hemen şöyle yükleme bak. Vermiş değerdir hocam. Fiil, başka yüklem var mı? Yok. Var mı fiilimsi? Gereken var hocam mesela. Değil mi? Ee, ödemeleri, maaş mı hocam? Bak direkt geçiyorsun yani bak. Yani çok ayrıntı mı yiyeceğim bak. Sıfat fiil anası mezarlık C şıkkında. Alınan demiş hocam. Direkt direkt geçtim yani. Bağlaş var mı dörtte? Bakıyorum şöyle. Ayrı yazılan D her zaman bağlaştır. Ey sayısalcılar. Böyle sorulardan korkmayın. Ya yani bunları yapın yani. Devrik fiil cümlesi. Bulunmaktadırlar. Evet. Hocam devrik değil ki ya. Tamam mı? Ha, bu arada aklıma gelmişken bulunmakta. Maktanın yerine yor eki gelirse o artık fiildir ve şimdiki zaman kipidir. Ondan dolayı bulunuyor durlar. Bunu da not alın yani. Maknam mekte yüklemde olursa Adem Hoca ders anlatmaktadır, anlatıyordur. Ama ders anlatmakta önemli bir beceri vardır. O yorulmuyor, yüklem olmadığından fiilimsidir. Aman dikkat dedik. Evet 18. soru noktalama yanlışı demiş hocam. Bu soruyu ben hatırlıyorum ya. Küçük öğrencim zor yapmıştı yani. Aslında dikkat isteyen bir soru. Atatürk dünya tarihinde eşine az rastlanır liderlerden biridir hocam. Şimdi gece çok güzel başlamıştı. Lambalar, aynalar hocam. Bak başlamıştı yüklem mi? E ee, ışıldıyordu da yüklem. Ya yani hocam burada zaten virgül olacak özne. Değil mi? Lambalar, aynalar sürekli. Burası zaten eşküredi. İki yüklemin sağında solunda virgül varsa arkadaşlar bir defa buraya nokta virgül gelecek yani. Gece çok güzel başlamıştı. Özne. Yani B'de bir şey yok yani. Değil mi? Bu sevgi benim daha falan falan. hocam özne ya. Hayır. Aynı hata. Evet hayır. Abdullah Kami Türkçe'ne özne Türk şiirine geniş ufuklar açmış. Hocam yüklem. Bu özne aşk yaşam bir daha söylüyorum. İki yüklem varsa virgül gelir ilk yüklemden sonra ama hocam aşk yaşam ölüm bunlar eş görevli kelime. Ondan dolayı ilk yüklemi noktalı virgülle ayıracaksın hocam. Hocam E de doğru. A da doğru gibi değil A da. Buradaki Atatürk e, e tarihinde hocam buraya parantez almamız lazım. Tamam mı? Yani şöyle e, bir tarih, bir kelime tırnak içerisinde alınmışsa vurgulanıyor demektir. Burada vurgu yok. Yani burada vurgu yok. Mesela ben fiilimsi konusunu çok iyi anladım. Fiilimsi tırnak içerisinde aldım. Sen ne anlıyorsun? Adam o kelimeyi vurgulamış ama burada vurgulama yok yani. Parantez açacağız. Ondan dolayı aşıkkı diyoruz. Aman dikkat. Evet geldik yine başka bir karma dil bilgi sorusu. Niye zincirlemesinin tanımasını sormuşlar? Sorabilirler arkadaşlar. Ben soruyu gördüğümde tokatlarım acımam kardeşim. Buna bakacağız. Zincirleme okulun kapısının kolu. Güneşin sıcaklığından kaçanlar olmadı la. Ha deniz sularının serinliği hocam. A'da var değil mi? Denizin sularının üç tanesi birbirine girmiş. Eylemden türemiş sözcük vardır diyor Bursa'da. Allah Allah. Eylemden türemiş sözcük. Var mı la? Eylemde. Deniz tehlikeli deniz uslu bir fil gibi hortumunu toplamış. Toptan toplamak bu şey. Toplamış. Kö kökü isim yani. Ha bu arada bak top demişken arkadaşlar gülmeyin. Bak arkadaşlar top kelimesi her zaman köktür ha. Çok toplum. Kökü toptur. Ne deriz biz? Ne kadar değerli toplu bir kız. Odanı topla. Eskiden top önemli yani değerli topu. Top her zaman köktür. Toplum, toplu. Yani topluluk. Topu gördü mü isim diyeceksin köke. Tamam bak not al bunu. Hocam. Ha, eğlenmekten eğlendirmek. Bak her zaman vurgularım ha. Dır eki burada fifi. Fiilden fiil yapmak. Hocam neticede bu kelimenin kökü fiil yani. Eğlenmek. Eğlendirmek hocam. Bursa doğru. Anladın mı? Eğlendirmek, gezdirmek, bildirmek. Eylemlerden biri geçişti hocam. Onu kelimesine geliyor mu? Ee, onu gittim olmuyor. Ama onu seyrettim oluyor hocam. Geç ya doğru ya. Böyle. Ek fiilin geniş zamanı. Ek fiilin geniş zamanı arkadaşlar dır eki oluyor. Ya da şöyle diyeyim. İsme gelin. Ben bir öğretmeniyim sen öğretmensin, o öğretmendir. Biz öğretmeniz, siz öğretmensiniz, onlar öğretmendirler. Aman şunları not alın, vallahi işinize yarar bak. Mesela ben bugün mutluyum. Oradaki mutluyum dekime ekvini. Genel görünce ekvinin geniş zamanı dır bilir. Ama diğerleri adamın canını okur bak. Çok iyisiniz. Oradaki sinizek değil. Çok mutluyuz. Mutluyum çok gıcıksın. Sinik. Tamam mı? Dörde bakalım. Gülünç idi. Hocam idi ekfirin geçmiş zaman hali denizli. Hocam bu kadar soru gelir mi? Ayrıntı geldi zaten. ÖSYM sordu bunu. Hatta nasıl bir soru ya? Bihruz Bey demiş falan falan. Genç ek eylemin geçmişi ama orada geniş demiş. Çıkmış soru bakın. Tamam mı? Belirtisinin tanıması var mı? Ee, kafes alanı. Kafes alanı gördüm hocam. Ben çözdüm, anlattım. Benden günah geçti, tokatladım geçtim. Evet, gelelim 20. soru yine karma dil bilgisi sorusu. Söylenemez demiş hocam. Birinci kişi yelik. Annem. Ayrılma durumeki den. Annemden, babamdan, öğretmenimden, okulumdan. Bak önce kafanda canlandır yani. Yelik diyor, isme gelecek, değil mi? Işığımdan içimden hocam. Bak. Tamam mı? Zincirlemesin tanıması. Okulun kapısının kolu. Soğuk toz baharatım tadıma karışıyor sonbaharın beyaz ceketli martıları. Bak. Sonbaharın martıları. Nasıl martılar? Beyaz ceket. Araya sıfat girmiş. Bu belirtili arkadaşlar. Tamam mı? Bu belirtili ama araya ne girmiş? Sıfat girmiş. Tamam mı? İşte C gelelim. Tamlanan sıfat tarafından hocam bak ya bunu artık bilin değil mi? Arkadaşlar ya ilk kelimeye biz tamlayan diyoruz. ikinci kelimeye tamlanan diyoruz. Okulun kapısı gibi yani hocanın defteri gibi. Hocanın tamlayan defteri tamlanan. E tamlanan sıfatılmış belirtili isim tanıması. Tamam. Belirtili isim tanıması var mı? Bak kurşun yarası hocam. Okul kapısı kurşun yarası. Sıfat tanıması için bir şey yaptı isim. İşte sonbahar hocam zincirleme bir yok. Başka bir var mı? Vahşi hayvanların parçaladığı yüzüm. Nasıl hayvan vahşi hayvan? Hayvanların parçaladığı. O nasıl yüz parçada bu zaten sıfat oluyor. Ha bu arada şey söyleyeyim kafanız karışmasın da. Sıfat fiil var ya sıfat fiil arkadaşlar fiilimsi ya bunu tamlama kabul etmiyor size. Mesela bunu çok anlatmışımdır. Hocanın konuşması belirtili isim tanıması. Ama hocanın duyduğu, hocanın okuduğu böyle çıkmış soru yok. Tamam mı? Zaten bu da zincirleme yok hocam. Çocuğum yani okuldan kaçtım. Kara tahta sıfat tanıması falan. Zincirleme isim tanıması. Şurada var gibi ama araya sıfat girmiş yani. Oldukça güzel, net bir soru. Evet şu 21. sorumuza bakalım. Bu arada böyle e, soruda anlaşılmayan yerlerden soru soracak varlar ısrarla. Böyle dakika ve e, saniyeyi böyle iki noktalı şekilde korsa öyle bakmam zor diye Diğer türlü zorlanıyorum yani. Tamam mı? Şimdi özne dolayı tüm iş hocam. Çoğumuz düşünmem bir dünyada yaşıyor olmaktan yakınıyoruz. Yakınıyoruz. Çoğumuz özne neyden? Düşünmeyen bir dünyada yaşıyor olmaktan. Hocam A seçeneği. Çok kolay bu soru. Bunu herkes yapmıştır herhalde. ha Hocam e, diğerleri niye değil? benimsiyor neyi kolaycılığı hocam iki eledim iki denesi var bak her zaman yüklemden öncekine bakın yüklemden önce dolay tümeci not alalım Dela, dolay ben edadan diyorum e d de, den ya da a dan bir öge dolay tümeci muhakkak bu hal almak zorunda yani iki eliyorsunuz gerekir tanımlamak gerekir bu da olamaz hocam Dörde bakıyorsun bir bakışta bakmaktır. Nasıl bu zarf tümeci. Bilme, ne ile olur bilmekle edat tümleci. Bak yani bazı şeyler teknik. Hocam cevap A demiş oldum. Arkadaşlar şimdi baktım 9 tane soru çözmüşüz ve denememizdeki sorular bitti sevgili gençler. Şimdi edebiyat e, soruları hazırlayacağım. Çıkmış sorular serisi için arkadaşlar. Böyle yorumlarda hocam dil bilgisine biraz ara verilen denildiğinden arkadaşlar öğrencilerim girmiş olduğu denemeyi sizlerle paylaştım. Lütfen Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizlerin desteklerinizle, güzel yorumlarınızla varız. Tamam mı? Ee, geçen baktım 13 günde 1000 abone gelmiş arkadaşlar. Güzel. Hedefim 45.000'e açmak. açmak. Sizlerin tabii ki yardımıyla arkadaşlar. Diyorum. Herkese başarılar. Sağlıcakla kalın. Adem Hoca sizleri çok seviyor. sizlere değer veriyor. Hep sizler için uğraşıyor arkadaşlar. İnşallah hepimiz, hep birlikte emeğimizin karşılığını her halükarda alırız arkadaşlar. Bu önemli. Ee, herkese iyi günler, iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.